Yeni sezona, yeni yıla ve yeni Warzone'a şimdiden hoş geldiniz. 14 Kasım Perşembe akşamı sezon 1 başlıyor. Saat 20 civarı oyuna dalacağız. Öncelikle Battle Pass sistemi açıklandı. Gelin buna bir göz atalım. 20'ye yakın ücretsiz ödül mevcut. Bunlara temel silahlar da dahil. Ne demektir bu? Oyuna yeni gelen silahları kullanmak için istenilen seviye. Örneğin yeni gelen SMG'miz 39 levelde Battle Pass'te bunu ücretsiz olarak sayıyor. Silahı ödül olarak yani. Onun dışında Battle Pass sistemi silah kaplamaları, operatörler, amblemler, calling kartlar, double XP gibi eşya ve aksesuarlar veriyor. Battle Pass'te 3 farklı satın alma türü var. 1100 kod point'e, standart 2400'e, premium, sadece nakit ile alabileceğiniz Black Cell. Gelin şimdi bu kafalardaki soru işaretlerini silelim. 1100 CP aldığında 100 seviyeye gelirsen tüm ödülleri ve tekrar bir sonraki Battle Pass'i e alacak kadar kod puanını geri alırsın. 2400 CP'de ise sana başlangıçta artı 20 jeton veriyor ve Battle Pass'in ikinci sayfasında alacağın anlık ödülleri görebilirsin. Satın aldığında hemen sana verilecek ödüllerden bahsediyorum. Son olarak bileksel. Sadece nakit karşılığı alınır. Bu 1000 lira falan olması gerekiyor sanırım. Ekstra olarak görünüm, silah kaplamaları, skin diyebileceğimiz öğeleri bol bol alıyorsunuz. Kısacası gösterilen her şeye sahip oluyorsunuz. Battle Pass'in ilk sayfasında anında alacağın ödülleri görebilirsin. Bileksel'den bahsediyorum. Örnek vereyim. 7 fazladan operatör görünümü gibi içerikleri alabiliyorsun. 130'dan fazla sayıya çıkıyor toplam ödüller Bileksel'de. Bir kitap düşünün ve bu 17 sayfa olacak bir kitap. Yeni sistemimiz bu şekil. İlk sayfadan başlayacağız. Diğer sayfaları görebileceğiz fakat kilitli olacaklar. Aynı ilk zamanlardaki gibi o zaman da 100 sayfalıktı. Sadece sağa doğru gidiyorduk. Benzer bir sistem. Her sayfada 6 ödül var. Ve ödülleri almak için oynayarak veya 100 kod puanı ile satın alabileceğimiz token yani jetonlarla ilerleyip kapıyoruz ödülleri. Jetonlar ise oyundaki eksperle birikiyor ve bunları kullanıyoruz. Her sayfada bileksel anında verilen ödüller hariç en fazla 2 tane ücretsiz ödül olacak. Hiçbir şey satın almasan da kilitli olanları açsan bile ödül sana verilmeyecek. Ama ilerlemen için bunu yapmak zorundasın. Lütfen bunu unutmayın. Her sayfanın sonunda yüksek değerli ödül var. Bunun için öncekileri açıp sonra da bu büyük ödülü alacaksın. İstersen otomatik istersen manuel açma özelliğimiz devam ediyor. Yani jetonları otomatik harcıyor veya sen manuel harcayabiliyorsun. Bileksel sahipleri sadece önceki veya sonraki sayfalara gidip istediği noktadan başlayabilirler. Bileksel almayanlar ise sıra ile ilerlemesi gerekecek. Battle Pass'i Premium veya Blacksar olarak alırsanız anında görmüş olduğunuz ödülleri alıyorsunuz. İki tane yeni gelecek olan silah bakıyorsunuz. SMG sınıfında Sauk ve Assault Rifle sınıfında Krik C silah. 30'dan fazla blueprintimiz var. Yani silah planları diyebiliriz buna Türkçe olarak. Renkler tasarımlar hoşuma oldukça gitti. MV2 ve MV3 oldukça sade başlarken... Black Ops 6 seviyeyi yukarı çıkarmış. Hoşlanırsın hoşlanmazsın buna kimse laf edemez. Ama hoş geldiler bana. Özellikle bu sefer Black Cell'de verilen silah planları oldukça iyi gözüküyor. El bombasından tut, stanın bile görünümleri ve efektleri olacak. Size tüm videoyu özetleyecek bir görseli ileteyim buraya. Bileksel ayrıcalıkların nerede mevcut olup olmadığını görebiliyorsunuz. Mesela XM4'te bileksel görünümü olacakmış ekstra olarak ve sayfa 1'deymiş. Yani bu bilekseller hem sen normalini alıyorsun, bir de ekstra olarak bileksel görünümünü almış oluyorsun. Bileksel bu demek kısacası. Eğer bileksel almayı düşünüyorsan standart paketiniz varsa Black Ops 6'da bunu Volt Edition'a yükseltin derim. Çünkü takriben aynı fiyata denk gelecek. 1100-1200 Volt Edition'da veya bileksel aynı fiyat neredeyse. Ama Volt Edition'da yükseltmeniz daha mantıklı. Çünkü size hem sezon 1'in bilekselini verecek üstüne Volt Edition özelliklerini alacaksınız. İşte silah kaplamaları, operatör görünümleri gibi. Sezon içinde bolca bandırlar bizi bekliyor olacak. Fortnite ekibinden ayrılıp Activision bünyesine katılan tasarımcıların etkilerini mw 3te görmüştük sanırım burada da devam ediyorlar. Olay şu gerçekten alanlar oluyor ve bu yüzden gerçeğin dışına çok çıkılıyor. Benim için pek sorun değil. Rakibim nasıl göründüğü beni ilgilendirmiyor. Operatörümün sesi, hareketleri, görselliği bana hissettirdiği daha önemli. Benim bakış açım bu en azından. Plunder'dan bahsetmek istiyorum. Artık Warzone kama görevleri mevcut ve sadece Warzone'da ilerleme sağlayabileceksiniz. Bunun için Plunder artık çok daha hareketli geçecektir. Yapmak isteyenlerin ilk tercihi Plunder olur benim görüşüm. Çünkü Resurgence haritalarında modlar gelmezse, Rebirth ve Area 99 gibi haritaların modları daha işlevsel olur çünkü. Normal oyunları değil modlardan bahsediyorum. Onlar gelirse ancak Plunder pek ilgi görmez ama onun dışında her zaman plandır bu kamaları kasmak için öncelikli bir oyun modu olacaktır. Videoyu bitirmeden prestij sistemine değinim. Birden 55'e kadar başlayacaksın. 55 olduğunda ilerlemeyeceksin. Kendi seçeneğinle yükseltmeye geçeceksin. Yani rütbe atlayacaksın. Ondan sonra tekrar bir levelden başlayıp 55'e kadar yükselmen gerekiyor. Fakat bu durumda bazı şeyler kilitlenecek. Örneğin perkler, bombalar ama silahın levelleri, kamolar onlar kilitlenmeyecek. Bu senin tercihin ama level yükselmek istiyorsan buna mecbursun. Toplamda 10 prestijimiz var. 10 rütbe yani ondan sonra 1000 levele kadar gidebileceksin. Ben mesela şu an Prestijon 50 leveldeyim. Ondan sonra 1000 levele kadar gidebileceğim. Şimdilik bu kadardı. Sağlıcakla kalın. Sorunuz varsa kesinlikle aşağı yazın. Dönüp bakarım. Hoşçakalın.